Son olarak oligopol piyasalarını incelerken sıralı oyunlar ve karar ağacı ile oligopol firmaların davranışlarını açıklayacağız. Oyun teorisi modelleri eş zamanlıdır. Oyuncular aynı anda rakiplerinin davranışlarını bildiklerini varsayarak karar veriyorlardı. Ancak bazı oyunlar eş zamanlı olmayıp sıralıdır. Bir firma karar veriyor, diğer firma onun verdiği kararı görerek ona göre karar veriyor. Bu tür oyunları biz karar ağacı ile analiz ediyoruz. Karar ağacı yardımı ile kimin hangi noktada nasıl karar vereceği ve sonuçlarını analiz edeceğiz. Örnek olarak bir piyasaya giriş kararını inceleyeceğiz. Burada Apple ve Dell iki tane bilgisayar şirketinden bahsediyoruz. Şimdi bu oyunda Apple yeni dizüstü bilgisayar modeli için 1000 dolar veya 800 dolar fiyatının kararını veriyor. Apple bu kararı verecek. Ya 1000 dolar kararı verecek yahut da 800 dolar kararı verecek. Daha sonra Apple bu kararı verdikten sonra Dell firması da bu piyasaya girip Apple'la rekabet etsin mi etmesin mi diye bir karar verecek. Yani piyasaya girip girmeme kararı verecek. Bu durumu analiz yapmak için burada karar ağacı dediğimiz önce ikiye dallandı. Sonra bu iki tekrar ikiye dallandı. Sonunda daha böyle alt dallara, küçük dallara doğru dallanma şeklinde. Basit olsun diye daha fazla dallanmaya gitmemişiz bu karar ağacında. Bu şekilde bir karar ağacı tablosunu şurada görüyoruz. Şimdi bu durumu şöyle bir bakalım. Burada Apple kararını veriyor. Apple 1000 lira karar verirse, burası da Apple 800 lira karar verirse. Apple 1000 dolar fiyat kararı verirse, Dell o zaman girip girmeme kararı verecek. Dell gir kararı verdiğinde sonuç bu. Dell girme kararı verirse sonuç bu oluyor. Eğer Apple 800 lira karar verirse, Dell gene girip girmeme kararını değerlendirecek. Girerse sonuç bu, girmezse sonuç bu. Sonuçlarda ne var? Sonuçlarda elde edecekleri kar yüzdeleri var. Şimdi buraya dikkat ederseniz Dell için, çünkü bu Dell'in piyasaya girip girmemesi, yani Apple'la rekabet edip etmemesi kararı. Apple 1000 dolar fiyata karar verirse Dell'in girmesi avantajlı bu piyasaya. %16 kar yapacak. Girmezse zaten sıfır. Ama Apple 800 yaparsa gene Dell girecek. Girmesi kararlı. Tabi Dell için hangisi avantajlı? Apple'ın yüksek fiyat kararını vermesi Dell için daha avantajlı. Gördüğünüz gibi bu tabloda. Apple ne yapıyor? Apple da kendisi açısından bakacak tabii ki. Apple ileriye bakıyor. Durumu analiz yapıyor. Eğer yüksek fiyat uygularsa Dell'in de giriş yaparak rakip olacağını anlıyor. Burada 1000 dolar uygularsa Dell'in giriş yapacağını ve rakip olacağını anlıyor. Ama eğer Apple düşük fiyat uygularsa, yani 800, Dell'in getiri oranı düşük olacağından, hani 16'ya karşı %5, bu piyasaya girmeyeceğini düşünebilir. Bu durumda Apple Dell'in piyasa girişini engellemek için düşük fiyatlı bilgisayarı piyasaya sürer ve Dell'in piyasa dışında tutarak %20 kar elde ediyor. Çünkü Dell o zaman girmezse %20 kar yapacak. Yani o zaman burada Apple ne yapıyor? Dell piyasaya girmesin diye 1000 dolar yerine 800 dolar fiyat kararı veriyor. Dell kar oranı düşük diye piyasaya girmiyor ve Apple %20 kar yapıyor. %16'ya göre daha avantajlı tabii ki. Şurada gördüğünüz gibi. Bir de şimdi karar ağacıyla pazarlık oyununa bakalım. Burada da Dell firmasıyla bir de Trulmage diye bir yazılım şirketinden örnek aldık. Trulmage yazılım şirketi bilgisayarlarda kullanılan bir yazılım geliştirmiş ve bunu da satarak internet üzerinden 2 milyon dolar yılda kar yapıyor. Kendisi tek başına bunu yaparak. Ama Dell bu yazılımı yeni bilgisayarlarına yükleyerek satış yapmak istiyor. Dell gidiyor Trulmage'e diyor ki ben senin yazılımını kendi bilgisayarlarıma yükleyeceğim. Yeni bilgisayarları satarken senin programı da benim bilgisayarımda hazır yüklü olarak müşterilere satılacak. Bu şekilde Dell ekstra kar yapacağını düşünüyor. Dell Trulmage yazılım şirketine 20 veya 30'luk teklif sunuyor. Ben sana diyor yazılım başına, yani bilgisayar başına şu kadar para vereceğim. Trulmage bu teklifi kabul eder mi, etmez mi? Şimdi bakalım. Trulmage'in kararı 30 dolar olduğunda kabul mü, red mi? Eğer kabul ederse Trulmage, şimdi Trulmage açısından bakıyorum, 5 milyon kar yapıyor. Kabul etmezse 2 milyon. Tabii ki 30'u kabul edecek. Peki 20 dolar teklife baktığımızda kabul etmezse 2 milyon kar yapıyor. Yani zaten bunu hiç öyle bir anlaşma yokken internetten sattığı karını yapıyor. Ama kabul ederse 3 milyon. Bu gene daha avantajlı. Yani her iki durumda da, yani Dell 20 lira da verse, 30 lira da verse Trulmage bunu kabul edecek. Çünkü ekstra kar yapacak internet satışlarının dışında. Şimdi Dell bu durumu analiz ediyor
ve teklifin her iki durumda da kabul edileceğini görüyor. Dell teklifin Turulme tarafından kabul edileceğini öngörerek kendisi için daha karlı olan 20 dolarlık teklifi yapıyor. Şimdi Dell'e bakalım. 30 dolarlık teklifi yapsa, kabul etse Turulme, Dell'in elde edeceği kar 10 milyon. Ama 20'lik teklifi yaparsa Dell'in elde edeceği kar 15 milyon. Tabii Dell 20'yi teklif ediyor. E bunu da kabul ediyor zaten Turulmage. Dolayısıyla Dell 15 milyon kar yapıyor 10 milyon yerine. Varsayalım ki Turulmage bu teklifi reddedip elini güçlendirmek istiyor. Eğer Dell bu tehdide inanırsa Dell için en iyi davranış 30 dolarlık teklifi yapmak. Bu sonuç Nash dengesidir. Çünkü Dell'in düşük teklifinin reddedileceğine inandığı varsayımıyla iki firma kararını değiştirerek karlarını yükseltemiyorlar. Dell düşük teklifin reddedileceğine inanmamalıdır. Turulmage'in bu şekilde davranacağı inandırıcı değildir. Eğer şirket reddederse potansiyel kazancını kaybediyor. Sonuç olarak Dell'in aslında düşük teklif yapması gerekir. Turulmage de bu teklifi kabul edecek. Dolayısıyla Dell 15 milyon ve sonuçta da Turulmage'de 3 milyon kar yapacaklar. İşte bu sonuç alt oyun mükemmel dengesi olarak biliniyor. İngilizce'de sub perfect equilibrium deniyor. Bu aynı zamanda da bir Nash dengesidir. Evet, bu şekilde de karar ağaçlarıyla fiyatlandırma, piyasaya giriş davranışları gibi bazı konuları da inceledik. Dediğimiz gibi oligopol piyasaları çok karmaşık. Çeşitli modelleri hem daha önceki derslerimizde hem de bugünkü dersimizde analiz ettik. Bundan sonraki dersimizde monopol konusunu ele alacağız. Bir dahaki derste görüşmek üzere.